Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size benim en çok sevdiğim Mac'in top fünf rujlarımı size göstereceğim. Değişik değişik renkler var. Nude tonlarından pembemsi tonlarından kırmızı tonuna kadar. Onun için kesinlikle benimle kalın. MAC'in değişik değişik finishleri var. Benim en çok sevdiğim finishlerden bir tanesi de mat olan finishi. Hem böyle biraz kremimsi hem de mat olduğu için bu rujları hem ruj olarak hem de kalem olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ben bütün bu 5 rujumda da sadece rujumu kullandım ve şu kahverengi lip liner'ımı kullandım. Biraz nude, biraz kahverengi bir renk. Avon'un True Color Glamastic Simply Spice dudak kalemi. İstediğiniz herhangi bir kalemle bütün bu rujları kullanabilirsiniz. Ve bazılarında rujun kendini kalem olarak da kullandım sonradan. Şimdi başlayalım. Please Me en çok sevdiğim rujlarımdan bir tanesi. Finish'i mat. Yani hem bütün gün çok güzel dudağınızda kalıyor. Hem de rujun kendisini uygulamak ben kolay çok zor değil. Yemek yediğinizde böyle yağlı yemekler falan yediğinizde orta tarafından dudağın kesinlikle kayboluyor. Tekrardan uygulamanız gerekiyor. Ama çok sevdiğim bir renk please me. Sarışınlara da kahverengi tonlara da çok güzel uyan bir renk. Kahverengi saçlarda böyle biraz barbimsi gözüküyor. Sarışın olanlarda biraz daha böyle azıcık daha natürel durduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlarım da öyle konuşmuştuk. Kahverengi saçlarda biraz çok patlıyor pembe tonu. En çok sevdiğim galiba 3-4 kere bitirip tekrardan aldığım tek rujum. Kinda sexy çok sevdiğim bir nude rengi. Bence bütün saç renklerine, bütün ten renklerine uyuyor. Çok güzel bir ruj bu da mat finish olanlardan. Hem uygulaması kolay, hem bütün gün içinde sağa sola kaymayan bir ruj. Çok güzel bir nude renk, içinde azıcık şöyle bir turuncu da var. Çok çok severek kullanıyorum. Bitirdikten sonra kesinlikle ikinci bir tanesini aldım çok seviyorum. Vive Glam'in ikinci numarası. Bunun finishi satin dediğimiz bir finish. Daha böyle kremamsı, daha böyle krem gibi dudağınızda. Mat olanların yanında daha böyle kremimsi dudağınızda. Ve bence her makyaja uyan tek rujum olabilir. Kahverengi makyaja uyuyor, siyah makyajı uyuyor, nude makyajı, pembe makyajı gerçekten bütün değişik göz makyajlarını yapabilirsiniz ve ne ruju hangi rengi kullanacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle bu rengi kullanabilirsiniz. Çok severek kullanıyorum. Gelelim biraz daha rengi renk rujlarıma pembe tonların arasında güzel bir pembe tonu bulmak gerçekten kolay değil. Dişleri beyaz gösteren bir pembe bulmak da kolay değil. Bu retro mat dediğimiz finishlerden ya yani mattan biraz daha mat. Bu ruju uygulamak bazen biraz zor olabilir ama bu ruju kalem olarak da kullanabilirsiniz. Yani ben kahverengi kalemimi kullandım sonra bu uyguladım ardından şöyle bir kalemle Dudağımın kenarlarını biraz daha temizledim. Bu renklerde biraz daha zor oluyor. Kesinlikle dudaklarınızın kenarlarını da bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Dudak fırçasıyla çalışmayı pek sevmediğim için aslında kaş fırçası olan bu fırçayla bence dudaklarda çok daha kolay çalışılabiliyor. Bu rengi böyle bir fırçayla uygularsanız kesinlikle çok temiz bir dudak yapabileceksiniz. İsmi Relentlessly Red galiba söylemeyi unuttum. Son olarak şu an dudağımda olan en güzel kırmızı tonlarından bir tanesi olan Russian Red. Bunun da finish'i mat. Ama bence mesela Please Me'den biraz daha kremamsı gibi dudaklarda uygularken de fark edeceksiniz öyle güzel dudağınızın üstünden geçiyor ki çok kolay uygulayacaksınız. Bu renkte de şu nude kalemimi kullandım. Ayrıyetten ruju uyguladıktan sonra kaş fırçasıyla tekrar bir şöyle kenarlarından geçtim. Benim için en kolayı her zaman uyan bir kalem almanıza gerek yok. Ruja ayrı para, kaleme ayrı para vermenize gerek yok. Şöyle bir fırça aldığınızda hele de mat finish olan rujlarda kesinlikle fırça ile birlikte rujun da yardımıyla şöyle dudaklarınızın kenarlarını çok daha temiz yapabilirsiniz. Bu kırmızı tonun altında böyle biraz mavi pigmentler olduğu için dişleri sarı göstermiyor. Pembede de kırmızıda da çoğunlukla olan bir problem. Ama bu benim seçtiklerimde bu yok. Bu pembe ruju ve bu kırmızı ruju kesinlikle bir deneyebilirsiniz. Bu rujun hatta mini versiyonu bende var Russian Red'in. Bildiğim kadarıyla artık her rengin şöyle minikleri de var. Çünkü her rengi bitiremiyoruz bazen. Ben mesela Please Me'de, Viva Glam'de Kinda Sexy'de sonradan tekrardan aldım. Gerçekten bitirdim bu seneler içinde. Ama Russian Red mesela her gün kullandığım bir renk değil. Daha çok Please Me ve Kinda Sexy gibi nude tonları daha çok böyle gün içinde kullanıyorum ve Uzun zaman içerisinde de bitirebiliyorum. Bence şöyle renklerde çok pratik bunların miniklerini almak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben Mac'in rujlarını çok seviyorum. Mat olan finishlerini ve satin olan finishlerini çok çok severek uyguluyorum. Sizin en çok kullandığınız renk hangisi aşağıya yazabilirsiniz. Haftaya salı günü yeni bir video ile görüşürüz.